Yok. Ali Karaosmanoğlu Bey Bilkent'te profesör. Onun babası olduğunu biliyorum. Yakup Karaosmanoğlu'yla akrabalıkları var. Hmm. Serbest fırkayı desteklemiş. Cumhuriyetçi ama özgürlükçü bir Anadolu aydını. Ziraat mühendisi. Demokrat Parti'nin Ege'deki bayrak isimlerinden. Kuruluşta parti genel başkanı olması da düşünülmüş ama Menderes'i Celal Bayar biraz daha kontrole uygun sanmış. Onu getirmiş. İçişleri Bakanlığı yapmış. İçişleri Bakanlığı'nda eski dönemden kalan bütün antidemokratik yasaların kaldırılmasını teklif etmiş. Menderes dur şimdilik demiş. Hı hı. Yani böyle özellikleri olan birisi. Ve 1955'te bir grup arkadaşıyla birlikte basına ispat hakkı. Yani bir bakan hakkında bir iddianız varsa o iddiayı ispat etmek bakanın iznine bağlı. Daha önceki içtihada göre, Yargıtay içtihadına göre bunu kaldıralım demişler. Menderes bunları ihraç etmiş. İşte ihraç edilirken bu mektubu yazmış ki devamı var mektubun. Sonu da zaten çok bugüne çağrışım yapıyor. Hür bir dünyada benim ülkemi de hür ve payidar kıl Allah'ım diyor. Korkusuz kıl. Korkusuz kıl diyor. Yani kime diyor bunu? Bu yakarışı bu. Millete. Bir niyaz yani. Bir niyaz. Bu, sonucu bir da öyle. Korkusuz bugün de galiba ve, işimiz korkusuz niyaza kaldı ve, sanıyorum. Yani bu, 55'ten bu yana sayarsanız 56 yıl önce mi oluyor? 60 Tabii, 55'ten bu yana. 1955 yılında 65 yazılmış. Yıl önce, 65-66 yıl önce evet. Yazılmış bu mektup. İmzaları kaldırın. Bugün aynen. Herhangi bir bazı kelimeleri yenileyelim. Herhangi bugün bu mektubu yazabilecek birisi var mı? Hayır, yazarsanız derhal savcılıkla yüz yüze gelirsiniz diye düşünüyorum. 1955'te yazmış bunu ve ne yazık ki Türkiye 65 yıl sonra benzer sorunlarla karşılaşıyor. Kritik olan orada şu, diyor ki murakabe yok, meşveret yok. Yani denetim yok, danışma yok. O yüzden sistem diktatöryaldır diyor. Bu çok kilit bir şey. Yani demokrasi danışma istiyor. Demokrasi denetim istiyor, kurallar istiyor. Bir tek adam ve onun çevresine yaranmak gaye olunca o hürriyet bayrağı başka bir yere dönüşüyor, değişiyor ve ülke bir fasit dairenin içinde dönüp duruyor. Ben tam çok ibret verici yani. Ben tam şunu soracaktım izniniz olursa ilk bir soruyla başlayalım. Sonra da değerli meslektaşlarıma bırakayım ekranı, sohbeti. Neden böyle oluyor? Yani neden 2021 yılında gene dönüp dolaşıp biz aynı yerdeyiz? Problem nerede? Sıkıntı ne? Şimdi Özlem Hanım, bu biraz tabii eskiye dayanıyor. Yani biz bir kere doğu toplumuyuz. Bizim gençliğimizde bu Asya tip üretim tarzı tartışmaları falan vardı. Yani batıdan farklı oluşum tarzı var. Batıda daha aşağıdan yukarıya toplum sözleşmesi diye bir kavram var değil mi? Anayasa yerine toplumun yaptığı bir sözleşme hukuk sistemini belirliyor. Bizde bir toplum sözleşmesi anlayışı yok. Yukarıdan geliyor her şey. Yani Tanzimat yukarıdan, ıslahat yukarıdan, Cumhuriyet yukarıdan. 27 Mayıs'ta getirilen anayasa eğer darbe olmasaymış aslında Hürriyet Partililer o anayasadaki fikirlerin ilk sahipleri. Darbe olmasa belki aşağıdan yukarıya olacakmış ama bir özgürlükçü anayasa, 61 anayasası diyoruz. O da yukarıdan. Onu değiştiren öteki metinler de yukarıdan. Aşağıdan yukarıya halkın başarabildiği doğru düzgün bir şey yok. Toplum büyük ölçüde disipline, toplum büyük ölçüde doğu toplumları biata, itaate alıştırılmış. Yani bu ülkede en böyle eşitlik içinde yürümemiz gereken yerlerde bazı devlet adamlarının çıkıp itaat et, rahat et dediğini bir vecize gibi duyuyorsunuz değil mi? Halbuki itaat değil. Yani biz çocuklarımızı susturmaya alıştırıyoruz. Yani çocuğun soru sormasını yasaklayan bir toplumuz. Şimdi böyle bir toplumda yeteri kadar demokrasi bilinci gelişmiyor. Biz demokrasiyi çok parti olsunla ve 4 yılda bir seçim olsunla sınırlandırmışız. Ama demokrasi bundan ibaret değil. Demokrasi sandıktan evet. ibaret değil. Bir takım kurumlar gerekiyor, kurallar gerekiyor, kuvvetler ayrılığı gerekiyor. Biz bunları yeteri kadar içselleştirmemişiz. Anlatmak konusunda bir gayretimiz de yok. Bir de başka bir şey var. Mesela onun devamı sayılabilir. Bu kitapta çok objektif biçimde anlatmaya çalıştık. Yani çok affedersiniz. Kitap reklamı gibi olmasın bunu çıkarmayalım. Olsun olsun. Hayır. Bizim öyle derdimiz yok. Olsun kitabın yani, reklamı yanlış, olsun. Yanlış, başka şeyin reklamı olsun. Yani bizim öyle. Yanlış anlayabilirler. Evet. Orada da şu görünüyor. Mesela 1982'ye geldik değil mi? 1982 bir anayasa getiriyor. Büyük ölçüde o ülkeyi bir kışlaya çeviren bir anayasa getiriyor. Biz 1982 anayasasını 87, 91, 95, işte 99, 2002 değiştire geldik. Özünü değiştiremedik ama. Yani
örgütlenmeyi, toplumun örgütlenmesini, bireyin özgürleşmesini öne çıkan, çıkaran bir yeni anayasa yapamadık topyekün. 91'de bunu umut ettik, yapamadık. 95'te, 99'da ekonomik krizin dayattığı ve Avrupa Birliği'nin dayattığı değişiklikleri yaptık. Ama yani bir çoğulcu yeni parlamento gelmiş değil mi? 91'de 12 Eylül üzerinden 11-12 yıl geçmiş. Hadi doğru yol CHP koalisyonu. Ne güzel merkez sağ, merkez sol, özgürlükçü bir arayış var. Hadi hep beraber yeni bir anayasa yapalım. Şu yökü kaldıralım. Herkesin programında bu yökün kaldırılması vardı ama bugün hala yök var ve yökü kim eline geçirdiyse kendi çıkarına göre kullana geldi. Bugün 2017'de biz dünyadaki anayasal sistemlere benzemeyen ucube bir taslakla bugün yönetiliyor isek o 82 anayasasını bugüne kadar bir toplum sözleşmesi, bir büyük uzlaşma, oydaşmayla değiştirememiş olmamızın bunda etkileri var. Zaten anayasayı yani, değiştirsek de efendim yani onun uygulayıcılarının kafası değişmediği sürece maddelerin doğru, değişmesinin bir doğru anlamı ama var mı? Eğer bu, biz, bu sene mesela yargı yılı nasıl açıldı? Siz gördünüz herhalde hangi gün yapıyor bu ülke? Bunu herhalde birazdan konuşacağız. Şimdi konuşalım yani tam da yargıyı konuşurken ama, şimdi ama yani konuşalım. Bu bakın yargının bugün geldiği yer 27 Mayıs'tan beri ayak seslerini duyuran bir yer. Hatta işte o şeyde göreceksiniz. Bu kadar partizan kitapta, mıydı? Değil. Bakın yargı hiçbir zaman bu kadar partizan değildi. Ama hiçbir zaman da tümüyle bağımsız siyasetten değildi. Bağımsız adalet ilkelerine göre ne yazık ki yürümedi. Halbuki herkesin bir sözü vardır değil mi? Devletin temeli adalettir, toplumun temeli adalettir. Bunu hep söyleye geliriz. Ama bu 27 Mayıs'ta çiğnendi, bu 12 Mart'ta çiğnendi, 12 Eylül'de çiğnendi. Kabul ederim. Ben 97'de sizler de hatırlayacaksınız yargıçların genel kurmaya toplanıp orada briefing verildiğini ve işte o briefing veren generalleri yargıçların ayağa kalkıp alkışladığını tıpkı dünküne benzetir ama başka bir biçimde üzüntüyle hatırlıyorum. Yani bugün bir yere gelmişsek geçmişten bu yana atmamız gereken adımları yeteri kadar atamadığımız için geldik. Bugün geldiğimiz yer bizi aslında bir yıkımla yüzleştirdi. Aslında şimdiye kadar kurumları olması gereken biçimde oluşturamamışız. Kuralları oluşturamamışız. Yargı yeteri kadar tarafsız ve bağımsız kılamamışız. Kurumları özerk kılamamışız. Yani üniversitede birine dokunduğu zaman ötekiler sustu. Niye aman bana sıra gelmesin diye. Yargıya dokunuldu sustu. Orduya dokunuldu sustu. Siyasete dokunuldu sustu. Halbuki kurumsal tepki göstermek lazım. O kurumlar oluşmamış bizde yeteri kadar. O yüzden yerimizde sayıyoruz ama ben hani... İnsanlar bunun hakkı olmadığını mı düşünüyor? Efendim? Yani insanlar bunun kendi hakkı olmadığını mı düşünüyor? Bir şimdi itiraz bakın, kültürünün olmamasından mı kaynaklanıyor? Siyasetin görevi, zaten topluma öncülük yapmaktır. Yani insanlar durduk yerde bunları keşfedemez. Yani dünyada Montesquieu'da Jean-Jacques Rousseau ne söylemiş? Bunun ayrımında değildir şeyler insanlar. Bunu siyaset anlatır. O görüşlerden birini topluma empoze eder. Siyasetin görevlerinden birisi topluma yol göstermek ve bilinçlendirmektir değil mi? Ama siz elinize yetki geldiği zaman başkasının elindeyken şikayet ettiğiniz yetkiyi kendinize göre kullanırsanız yarın geliyor başkası da böyle kullanıyor. Bir örnek vereyim birazdan konuşacağız herhalde. Yok hemen konuşalım. Baraj. İşte onları konuşuyor. Baraj. Baraj değil mi? %10 barajı. Şimdi ben 91'den bu yana bundan herkesin şikayet ettiğini çok iyi hatırlıyorum. Ve herkesin de vaat ettiğini kaldırılmasını. Bundan Etimesut'ta bir konuşmasını hatırlıyorum. Yani yağmurun altında iliklerime kadar ben de ıslanarak dinlemiştim. Barajdan şikayet etti. Ama aynı Ecevit iki kez başbakan oldu. Hiç baraj gündeme gelmedi. YÖK'ten hep şikayet ede geldik. Ama iktidarlar değişti. O iktidarın bir parçası olanlar, YÖK'ün kaldırılmasını savunanlar...